Parti chat'ten herkese merhaba, haftalık Star Wars gelişmelerini konuştuğumuz, tartıştığımız, değerlendirdiğimiz alayına isyan başlıyor. Buyurun sevgili Gül, söz sizde. O zaman şöyle e, Rogue One'la bir giriş yapalım diyorum. Hızlı bir giriş. Hızlı bir giriş Buyurun, yapalım. dinliyorum, merakla ee, dinliyorum. Hı -hı. Senaryo kadrosuna Hı -hı. yeni bir ismi katıldı. Senaryo söylüyorum. kadrosu. Ya kadrosu derken şu anlamda söylüyorum. Daha önce iki kişinin elinden geçmiş Değil mi? durumda yani senaryo. Onun için altını çözdüm ben bunu evet. şimdi. Ondan sonra e, Christopher McQuarrie bu yeni katılan katıldı iddia edilen. isim. Nereden tanıyoruz kendisini? Kendisini en son Rogue Nation'dan tanıyoruz. Hı -hı. En son e, görevimiz tehlike filminden yani. Hı -hı. Daha önceden e, gene Tom Cruise'lu bir film olan <laughs> Edge of Tomorrow ve e, bir klasik sayabileceğim artık Usual Suspects'te Usual de Suspects. parmağı var. Şimdi bu abimiz böyle efendim e, Tom Cruise'un senaristi falan diye de anılan hı hı. bir abimiz yanılmıyorsam Jack Reacher falan da onundu hı. yani e, böyle e, işi bilen de bir abimiz sektörde hı hı. bu Rogue Nation'ı hem yazdı hem çekti en son Mission Impossible e, ve ben şöyle bir komple teorisi ortaya yapmak istiyorum e, şimdi bu Rogue One'da e, biliyorsun şeyde geçiyor bu Death Star'ın efendim hani planlarını ele geçirmeye Aha. çalışıyorlar patlatmadan önce e, isyankarlar ondan sonracıma ve bu filmde e, Darth Vader'ın gözükebileceği e, söylentileri Dolanıyordu. Herhalde nereye varacağımı anladın. anladın. E, Tom Cruise acaba <laughs> Vader olarak görebilir miyiz diyorum. <laughs> e, geçelim istersen. E, bir de şeyi ekleyeyim ben. Lütfen. Christopher McQuarrie böyle e, birkaç haftalık çalışması ve Hı -hı. senaryonun son hali bir cila atmış. atması için. Tuttukları söyleniyor. Hmm. Yani şöyle bir ben o zaman burada bir gireyim şey olarak devreye. Hı -hı. Böyle senaryo doktor denen tipler vardır. Hı -hı. McQuarrie tahmin ediyorum bu e, görev e, tanımıyla. ...Rogvan'da çalışması hmm. üzerine tutulmuş sanıyorum anladığım kadarıyla... ...bu senaryo doktorları ne yaparlar? Hani e, bir filmin senaryosunu yazmak başka bir şeydir. Hani bir hmm. öyküyü alırsın, senaryolaştırırsın hmm. efendim bu başka bir şeydir. Bir de senaryo doktoru denen tipler... ...işte onun efendim e, oraya iki diyalog lazım... ...şurada biraz tempoyu düşürelim, hmm. burada arttıralım bilmem ne falan... ...gelir şöyle bir cila çeker ona. E, i̇şi bilir adamlardır hmm. bunlar. Ondan sonra e, önemli adamlardır bunlar. Öyle diyelim sanıyorum Maguire bu görevi görecek olduğu bu anda bunun avantajı olabileceği gibi dezavantajları hı hı. da olabilir ee, bir senaryo üzerinde birden fazla kişinin çalışması eksiklerin görülmesi ve onların yamanması düzeltilmesi hı hı. açısından faydalı olabileceği gibi bir yandan da böyle Efendim bir odaklı bir vizyon e, hedefinden sapılmasından hmm. neden olabilir. Anladım. Ne demek istiyorum? Efendim biri gelir bir şey yazar. Öbür gelir bir şey ekler. Üçüncü gelir başka bir şey ekler Hı -hı. falan. böyle Ortaya böyle bir çorba çıkma ihtimali de olabilir. E aklıma diye ilk Yaman şey. 3 geliyor tabii. Misal yani şimdi o tabi yani o böyle bir e, süreç de değil Hı -hı. tam olarak. Yani biri Vincent Ford'a veriyorlar. Sen yaz. O bir şey çıkarıyor. Sonra öbürünü tutuyorlar. Sen abi onun fikrini al. Hı -hı. Onu çevir. Öbürü geliyor Fincher ondan sonra ele alıyor bilmem... Yani <laughs> o bir salata evet. yani artık. O, o bambaşka bir şey yani. Ee, ama e, mesela Minority Report'a örnek verebiliriz. Hı -hı. Şimdi dizisini izliyoruz. Hı -hı. Ee, senaryosu Scott Frank'indi yanılmıyorsam. Scott Frank başka bir senaristin... Şimdi ismini hatırlayamayacağım. Hı -hı. Senaryosunu alıp e, elden geçirmişti. Hı -hı. Ve o elden geçirme işleminden sonra senar senaryo Scott Frank oldu. Yani anlatabiliyor muyum? Hani Öbürlerinin de ismi yazdı ama Scott Frank'in senaryosu hı hı, artık anladım. o gibi. O mesela olumlu hı hı. bir sonuç vermişti belli bir e, ölçüde. Diyelim böyle yani bilemiyorum. Ee, olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak? Eee endişe etmeye gerek yok henüz. Yani izlemeden ee, bilemeyiz. Göreceğiz. Göreceğiz. <laughs> o zaman daha yakın tarihte izleyecek olduğumuz evet. Force Awakens'a geçelim. of oh ya vallahi billahi şey zaman <laughs> daralıyor böyle haber yani neyse yani, muhabbet falan. Yani 50 günden az kaldı sanıyorum şu anda. Evet abi. Evet abi yani heyecan oldum bak. Bastı, olmayacağız olmayacağız, olmayacağız diyoruz heyecan olduk yani. E zaten konuşacağız birazdan. Enteresan açıklamalar falan da geliyor e, filmle evet ilgili. Yani. Buyurun. O zaman öncelikle e, ben hafif haberlerimizle geçeyim. Şöyle bir İngiltere'den haber sızdığı söyleniyor. Filmin 136 dakika olduğu ve e, İngiltere'deki e, rating yani işte hı hı. ne diye çevirebiliriz? Ratingi? Derecelendirme, kuruluşu. Derecelendirme kuruluşunun e, hı hı. derecelendirmesine göre 12 yaş ve üstü. 12 yaş ve üstü. Evet. Yani bu Amerikan evet, standartına göre işte PG ya da PG-13. PG e, Nedir PG-13 arkadaşlar? Ee, aile rehberliği evet. eşliğinde 13 yaş altı da girebilir. Hı -hı. Çok kullanıldı tabii bu. Çünkü şey bir derecelendirme biliyor musun? Çok tatlı. Çok ha? çok çok nezih bir arabi, aralıkta yani. Çok evet, incelikte evet, bir öyle. derecelendirme. Hani Kanman çok girmiyorum ama sertim, esirgemiyorum. Hı hı. Hani bir yandan da geniş bir kitleyi <laughs> hedefliyorum. Çok ara yolda böyle anlatabiliyor muyum? Hani Star Wars'un şimdi efendim PG-13 olması şöyle diyelim Star Wars ruhuna aykırı bir şey değil aslında. Değil, evet. değil yani. Ama mesela bir Alien ya da işte Prometheus gel geldiğinde R rating de yani değilse Hı -hı. mesela orada sıkıntı orada olur sıkıntı yani. olur yani bunlar 12 yaş e, evet. civarını tutmaya çalışıyor olsalar da bir taraftan evet. da şey e, geliyor biletleri kimler almış şu ana kadar Evet öyle Evet yani bu da bu da önemli bir veri yani Buyurun. şöyle diyorlar e, bilet satın alanların yüzde yetmiş'i 18ila 49 yaş arası erkekler ve yani yaş ortalaması da 34'müş bilet satın alanların. böyle gerekli bilgiler e, Evet ya şimdi <laughs> Yani şöyle bir durum var. Ee, geçen IGN'de bir muhabbet dönüyordu onu izledim. Hı hı. Ondan sonra Phantom Menace çıktığında hani nasıl bir tepki olmuştu insanlar nasıl işte yıldılar bilet hı hı. alıyorlar online bilet alma bilmem ne falan gibi bir şey de yok tabi. Ondan sonra biz o zaman 20'li yaşlara yani 20 20 falan 19 işte, 20lik evet. yani. Ondan sonra e, ee, o filme akın edenlerin tabi çocukluğunu tanımlayan bir filmdi Star Wars. Evet. Öyle diyebiliriz, evet. değil mi? E, belli bir süre sonra işte Phantom Menace gelince, ah çocukluğumuzun Hı -hı. filmi geri döndü gibi. Yani şimdi burada öyle bir durum var ki, hani serinin başlangıcı çocukluğumuz, serinin devamı da bizim e, gençliğimiz, gençliğimiz yani. yani. Bizim e, bu olaya saldırmamız Hı -hı. gayet normal. normal. E, bunun üstüne bir de tabii işte bu 18'den başlıyor dedik ya 18-20 yaş Hı -hı. yani. Onların da çocukluğun tanımı yani evet. efendim Phantom Menace başlayan bir dönem ama ona kadar etkili onlarda onu bilemiyorum. Ee, ama işte bu her nesle hitap eden saga efsane evet. olma muhabbeti burada devreye Hı -hı. giriyor. Bu yüzden çok e, dikkatle davranması gerekiyor Disney'in bu markaya çünkü elinin yüzüne bu, bulaştırma riskine sahip. Bilemiyorum. Yani ka kaç dedin üst sınır 49 mu? 48, 49 18 49 49. Yani tabi bu ortalama yüksek daha yüksek yaşta %70'i çünkü bu. Yani bir %30'luk kısım daha var sonuçta. Evet. Evet. Yani, Disney'in tutumu deyince e, o zaman şeyi konuşalım birazcık da J.J. Abrams'la bir röportaj yapıldı Hı -hı. bir sürü şeyden konuştular bu Disney ile ilgili de bir şeyler söylemiş evet. röportajda hani Disney e, Disney'leştirmeye çalışmıyor filmi demiş Hı -hı. bence en doğrusunu yaparak e, her şeyi Kathleen Kennedy'nin eline bırakmış durumdalar çünkü onun işte seriyi ne kadar iyi devam edeceğinin farkındalar onlarla Hı -hı. demiş Hı -hı. yani akıllı adam işi. Yani. Yani artık herhalde internetçi. Yani. Mi? Evet. Yani çünkü kimse artık car, car görmek istemiyor, biliyor ama. Ya zaten abi zaten neyse devam ederse <laughs> sen de ya zaten şeye müsait bir seri. Yani ekstra bir şey yapmaya evet yani. gerek yok yani. Zaten şirin şeker Tabii yani abi. herkese her, hitap bir sürü oyuncak çıkarabilecek yani. bir seri yani. Buyurun. Neyse. Ee, şeyi konuşmuşlar bu de Hani bir 3-4 haftalık film daha bitmemiş yani. 3-4 haftalık bir efekt evet, e, şey çalışması daha var demiş. Ee, bir de John Williams'ın müziklerle ilgili bir kayıt daha yapması gerekiyor demiş. Bunun üzerine e, Instagram'da John Boyega ve Daisy Ridley'nin e, John Williams'ı ziyaret ettiği fotoğraflar çıktı. Onun da son kayıt olabileceği söyleniyor. Hı Hani oraya da ziyaret edip Tamam falan abi falan diye. Sen çok özenmişsindir eminim. Ya oraya bak adım adım gidelim. Şimdi bu dört hafta muhabbeti şöyle. E, C.J. Abrams diyor ki yani aslında ilginç. Yani bana 80'leri falan hatırlattı. Öyle söyleyeyim bu muhabbet. Hı -hı. E, hani film nasıl falan diyorlar. İyi güzel film. Daha bitmedi diyor. Yani daha bitmedi ne demek hocam, ya? yani bitmiyor. Daha bitmedi ne demek yani? Toplayamadık. Topla evet, toplamaya mı çalışıyorsunuz? Ben ürktüm biraz açık konuşayım yani ama şöyle bir şey yani çok efendim detaya dikkatten kaynaklı bir hmm. şeyde uzamış bir süreç de olabilir öpüp başımıza koyarız o zaman diyor ki hani efektler falan şey olacak tamamlanacak hmm. final kurgusu da ondan sonra hmm. diyor olacak diyor yani daha filmin final kurgusu yok şu anda bizim anladığımız kadarıyla korku dolu onun üzerine diyor ki daha müzik de diyor bir o session diyor. hani bir kayıt süreci daha olacak diyor o da gelir diyor e filmin çıkmasına kalmış şurada bir buçuk yani. ay. Yani. Değil mi? Enteresan. Şöyle yani olacak ürküt, herhalde. Dürkütme değil. Akşam hadi 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 bak yarın filmi hadi. Abi çünkü bak biz bunun örneğini nereden biliyoruz? Biliyorsun bizim için çok hani e, enteresan evet. kıymetli. Hani izlememiş olanlar varsa da izlesinler bir yerden Hı. bulup. Alien e, serisinin şeyi var. Ne o? Blu-ray seti var. Orada kamera arkası görüntüleri var ve ben hayatımda böyle bir kamera Aynen. arkası izlemedim Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Değil mi? Nasıl? Kesinlikle. Yani nedir özelliği? Yani özelliği şu normalde biliyorsunuz kamera arkalarında herkes birbirine diğer çeker. Ha <laughs> işte Gürkan'la çalışmak harikaydı. <laughs> i̇nanılmaz Böyle bir yönetmenle bir şey. daha önce i̇nanılmaz. çalışmadı Onunla çalışmak çok harikaydı. Ha, hele stüdyo mükemmeldi. değil. Stüdyo ya inanılmaz derler ya, yardımcı ya. falan. Burada stüdyoyu Fox'u böyle yerden yere vuruyorlar. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ama öldüm yani Walter Hill Fox'u gömüyor. Fox Aynen, <laughs> efendim Ay, Fincher'ı gömüyor. Herkes birbirini gömüyor, gömüyor Fincher senaristi gömüyor. O onu Direkt gömüyor falan şey yani. Şey gibi böyle yemekteyiz programı falan gibi. Tabii tabii ya. Şimdi mesela bu şeyi yapan hani yeni nesil oradan tanır. Walking Dead'in yapımcısı Hı -hı. olan Gayle Ann Hurd. Evet. Bu e, ablamız şeyin e, eski, e, eski karısı. karısı. James Cameron'ın e, Cameron eski karısı. Dedikoduya girdik. Dedikoduya bak ama <laughs> şimdi. E, bu ikisi Terminator bilmem ne. Aliens'ı falan da beraber Hı -hı. yapıyorlar. Aliens'ın da yapımcısı falan. Ondan sonra Aliens'ta müzisyen olarak James Horner var rahmetli. <laughs> James Horner diyor ki bakın abilerim ablalarım diyor. Film diyor girecek diyor. İki hafta Hı -hı. kaldı gösterime. İki hafta bak iki hafta şu filmi bitirin artık çekmeyin yani hı hı. yeter diyor film bitmemiş durumda çünkü adam muyum? izleyip sahneyi üstüne ona evet. göre müzik lan yapıyor diyor, müzik yap diyorsunuz bana diyor müzik yapacağım bitirin artık şu filmi diyor hı hı. diyor ki yapamam yani bu şekilde yapamam hı hı. bana müzik yaz diyorsunuz görüntü yok yazamam hı hı. ya lan cevabı ne o zaman yazacak başka birini buluruz. <laughs> adam şey diyor zaten, hani buz gibi bir şekilde söyledi bunu falan Aynen diye. Ice cold şeklinde yani. Böyle yani bu tip şeylere biz aşinaız yani film. Hatta şöyle söyleyeyim, film girmeden iki gün üç gün evvel falan bitiriyor evet, adam. O, evet. Yani iki gün evvel bitiriyor yanılmıyorsam şey Müzikleri falan yazıyor, tırıttırıttır tır çalıyorlar falan hızlı hızlı. E, felaket ya. <laughs> film yani. sonra ne çıkıyor tabi ayrı mesela yani. Yani işte bir şey bazen çıkıyor. de olabiliyor, bazen yani. olabiliyor yani. Öyle. Buyurun. Gene aynı röportajdan. Ee, şu muhabbet var işte şeyi soruyorlar. Eee lük gözükmüyor trailer'da. Ne oldu? Niye gözükmüyor? Diye bu kazara değil, bilerek yaptık diyor. De, böyle diyecek tabii yani. Yani, yani e, merak etmeyin, e, unutmadık <laughs> diyor adam e, yani. yani. Şimdi bu çok tartışılıyor. Hani buna bir girelim yani. Hı -hı. Bu bölümün şey mevzusu bu olsun şimdi. Yük. Hani biz hafta içinde bir e, ufak walking the spoiler diyeyim ben burada. Hı -hı. Bir e, yani fazla da girmeden bir karakterin ölümü gibi gösterilen bir sahne oldu. Öldü mü, ölmedi mi muhabbeti yaptık Hı -hı. ya ve işte benim eleştirim şu olmuştu. Sen bunu çok dar, kısır bir alana hapsettin böyle göstererek. Hani öldü mü, ölmedi mi? Ee, ölse bir türlü hayranları bir, bir şekilde hani şey Hı -hı. yapacaksın. Ölmese efendim niye öldü gibi gösterdin gibi bir üzeceksin falan gibi. Burada da çok benzer bir alana sıkıştılar ve çok incelikli çıkmaları gerekiyor artık gibi geliyor bana. Nasıl? Look iyi mi? Look kötü mü? Şimdi yani herkes bu şekilde evet. bakıyor. Kylo Ren look mu? Efendim, Luke işte iyi filmin sonunda mı çıkacak? Hı hı. Hani bu kadar dikkatleri Luke'un üzerine çektiğin zaman Luke'la ilgili çok enteresan bir şey Söylemen yapman lazım, lazım. artık Kesinlikle. ya. Harrison Ford bir şeye katıldı. Ee, Kimla mı? Galiba bir talk show'a katılmış yani. Orada işte film çok güzel, çok çok hı hı. güzel, harika oldu diye. Ki lafını esirgemez o genelde yani. Ee, çok beğendim hani iyi bir film çekti JJ falan diye eee Luke ilgili konu yani yani iyi, iyi çok şey güzel bir numarası var onun. Hani bekleyin görün gibisinden bir şey söylüyor o da. Ki J.J. Abrams da kendisi de işte biz hani unutmadık adamı Hı -hı. herhalde yani var bir şey var Hı -hı. diyor. Şimdi bunun bu kadar dikkatleri üzerine çekince herkes Luke düşünecek evet. artık ya. Yani bir de şöyle bir muhabbet var. Yani bu ne demek bilmiyorum. Ben anlamadım. Herhalde Hı -hı. zaten anlaşılmasın diye söylenmiş. Kathleen Kennedy benim e, Luke Skywalker kimdir sorusunu sormama izin verdi gibi bir şey söylemiş J.J. Abrams. Yani who is Luke Skywalker? Yani sorusunu sormama izin ver derken şu an ben şöyle anlıyorum şimdi yani, İngilizceyi düşünerek ha -ha. hani yaratıcı olarak Luke'un kim olduğuna işte araştırıyorum hani onun derinliklerine inmeme ha -ha. müsaade edildi. Ben de öyle anladım. Gibi mi anlıyoruz? Ama bilemiyorum. Yani Luke üzerinde büyük bir soru işareti var. O zaman şeye gelelim yani şu ha, bir iki, de o var 2005 yani. tarihli Evet, 2005 tarihli. Evet. Ee, efendim neydi? Dinner for Five diye bir talk show. 5 kişi toplaşıyorlar yemek yiyip ee, Bizde Kürşat Başar mı yapıyordu ha, ona ona şey benzer yapıyordu. bir şey yemek yiyip konuşuyorlar sohbet ediyorlar masada, masada kimler, kimler var ama var. yani bizim için önemli olanlar Mark Hamill ve J.J. Abrams var J.J. Abrams ve Mark Hamill J.J. Abrams tabii. o zaman tabii şeyle ünlenmiş durumda Lost, falan ee, falan Lost. işte ondan önce ne o şey ee, Elias ondan sonra onlarla Hı -hı. ünlenmiş vaziyette böyle bir yeni şeyinde evet, hani çek çek çekecek veya çekti mi Aa, 2005 işte bilmiyorum 2005 Çekmiş miydi, miydi? filmi Film. hatırlamıyorum. O o o aralar evet işte. yani. O aralar daha çekti gerçek <laughs> yani yeni gelen bir Hı -hı. arkadaşımız falan. Orada Kevin Smith diyor ki o da var masada. Hı -hı. E ya diyor bana hep soruyorlar diyor. E abi hani böyle bir dizi çekilmesi gibi bir fikir var. O zamanlar tabi dizi daha bu kadar patlama hani daha yapmamıştı. Ha, Televizyon dizi olay, altın çağına evet. daha yeni giriyor gibiydi. Hı -hı. Neticede hani böyle bir Star Wars dizisi yapılması gibi bir fikir, şey var. Hani sen yönetecekmişsin Kevin Smith. Hı -hı. Yöneteceksin sen diyorlar bana. Sen Mark'cığım sen de oynayacaksın diye bana çok soru geliyor. Hı -hı. Yok böyle bir şey arkadaşlar ya diye. Burada da açıklıyor. Muhabbeti açıyor orada Kevin Smith tamam mı? Ve hani o, o dönem çok tabii tartışıldı. Hani George kız işte Hani böyle bir şey düşünüyor Hı -hı. ama. Hani maliyetleri çıkarabilir mi evet, yapabilir mi yapamaz mı diye. O zamanlar bize çok uçuk geliyordu Hı -hı. Ben hatırlıyorum. Olsa ne güzel olur falan diyorduk ama. Hani bugün Game of Thrones'u falan gördükten sonra. ...bugünler Star Wars dizisi olabilir diyorum ben evet, size. Evet o zaman zordu ama Zordu. Gerçekten. Mark Hamill ne diyor? Mark Hamill diyor ki ben diyor... ...kötü yani şey hatta e, şey diyor... ...Empire Strikes Back'ten sonra diyor... ...ben filmin şey yönüne gideceğini... ...hani Luke'un kötü olacağını ve... ...böyle hani ajan gibi girip... Evet. E, ...Han Solo'yu ya da evet. Prenses Leia'dan birini... ...öldürebileceğini onlardan, ben bu fikri verdim diyor evet, yani. Evet böyle bir şey olsun hani istiyordum diyor. Hani gitsin böyle bir şeyler yapmışlar buna... Ha -ha. E, ...kaybolduğu Kafasını, dönem hani... Ha -ha böyle bir beyin yıkama falan Hı -hı. gibi yok işte saç şöyle bir işte örsün arkadan bir şeyler yapsın saç bir tuhaf olsun dedim işte George tabii hayır, hayır. <laughs> demiş ondan sonra Kevin Smith de diyor ki yani şeyi görünce ne hissettin diyor Anakin'i diyor tabii Anakin de hani ben işte saç evet. maç böyle falan ya, diyor ben istemiştim onu falan <laughs> JJ de dinliyor tabii sessizce bu arada sonra Sonra yani işte yani kötü daha da oynamayı oynamayı isterim Aynen, falan ha. diyor yani Aynen. Mark Hamill. Zaten yani, herhalde evet. o aralar şeyin çekildiği dönemde de bu Joker olayını fena halde dalmış e, durumda. O orada o dönemlerde. E, Zaten oradaki yani. postürü falan evet, da tam bir Joker. Gülüşü, gülüşü falan. Yani ben kötü bir look oynamayı isterim diyor kendisi. Yani en evet en, demiş. en azından daha şey bir karakter olsun isterim. Hı -hı. isterdim diyor. Yani, yani, tabii yani baktığın bir zaman look evet. çünkü çok hani saçımı bir karakter. Bile değiştirtmedi diyor ya işte hani bu evet. onu yaptı mı Saçımı bile değiştirtmedi diyor. Bir de iki de nasıl olacak saçın öyle olsun falan diyor. <laughs> her demişti. şey, ha, her şey yani. hayır falan bilmem ne. Biraz da sıkılmış da bu aralar anladığım kadarıyla sürekli Star Wars Star Wars sorular ee, yani. bilmem neler falan. Ee, böyle bir değişiklik isterdim karakterde diyor. Şimdi yani salt kötü mü olur? Yani bunu nasıl yorum? Yani şimdi 2005 yılındaki bir röportajı bugün yorumlamak saçma. Yani. elbette saçma saçma. E, fakat şöyle bir yorum yapılabilir. Mesela Harrison Ford için de enteresan bir şey var. Harrison Ford'un da ben e, bu Air Force One ne zaman çekti? 97 falandı değil mi? Herhalde o dönemden dönemde. şey Oprah Winfrey neydi? Winfrey. galiba. Winfrey, Ofra Winfrey şeyine katılmış. Talk show'una katılmış. Orada bir muhabbet yapıyorlar falan. Hı -hı. E, şey diyorlar hani en çok sevdiğim film nedir Hı -hı. diyor Ofra ondan sonra yok diyor öyle bir film yok diyor en çok sevdiğim diyor peki diyor hani şey Indiana Jones'a ne diyorsun diyor Hı -hı. Aa, güzeldi diyor eğlen yani Hı -hı. izleyicilere güzel bir film verdik falan ee, ama zordu çekmesi diyor hani başka bir olsa oynar mısın diyor oynarım tabii ya diyor güzeldi diyor Steven'la çalışmayı Hı -hı. seviyorum diyor peki Star Wars diyor oynar mısın diyor Hı -hı. hayır diyor kesinlikle hayır yani kesinlikle ayrılıyor Allah adam. Allah. Niye öyle? Niye işte mesela Indy ile yaptığımız diyor yani karakter diyor daha derin diyor. Oralara gidebildik de diyor. Yani Star Wars'taki karakterde öyle bir numara yoktu diyor yani. Hmm. Çok ilgimi ilgimi çekmiyor benim falan diyor. Şimdi bunu değen bir adam yani Star Wars'a geri getiriyorsun. Hı -hı. Çok güzel oldu falan diyor. Yani çok bilemiyorum çok düz gitmeyecekler sanki ya böyle yani em emin olamıyorum yani hani Luke, ya Luke çok bir karıştı hani ortalık. şöyle mesela atıyorum lük mesela estetik ameliyat oldu. <laughs> Han Solo kılığına falan mı girdin <laughs> ne yaptınız arkadaşım siz yani. B bilemiyorum yani ne, ne nedir neler oluyor hiç anlamıyorum. Yani Lük'ün salt kötü bilmiyorum çok öyle olurmuş <laughs> gibi gelmiyor. Ben en fazla kafası karışmış olabilir gibi geliyor bana. imparator olmuş diyorlar Luke ya. <laughs> Yok artık. <laughs> Prator'un şey tabii İçine kulon gitti. oymuş ona geliyor falan. O anda o vardı orada yani neticede. Orada yukarı çıkıyor Darth Vader öleceği için Luke'a giriyor. Nasıl teori? <laughs> Yok yani e, bilemiyorum. Enter enteresan enteresan. Hakikaten enteresan yani. Öyle. Şey... Ben mesela biliyorsun pek yani böyle kurcalamayı sevmem ama hani bu kadar gizem yaratınca etrafında insan kaşıyası geliyor tabii doğal olarak yani. Yani şimdi hep şey muhabbetleri Yani ya kötü dediğin gibi Hı -hı. ya filmin sonunda çıkacak. Bütün Falan. film boyunca aranan kişi o evet. olacak. Hani Ay, bir şekilde çünkü ulaşılmak belli istenen. Yok filmin içinde belli yani gözükmüyor, gözükmüyor hiçbir yani. yerde ama filmin içinde de olduğunu biliyoruz. Evet. Şey diyorlar ya işte yüzü çok şey değişti hakikaten dediğin gibi yaralandı bir şey oldu maskeyle ya da bir şeyle takılıyor falan bir iki tane daha tuhaf şey okudum mesela kendisine bir Jedi tapınağı açmış orada işte eğitim veriyor kendisine falan Jedi tapınağı böyle. açmış deyince böyle otogarın orada <laughs> büfe açmış gibi falan oldu yani <gülüyor> otogaleri <laughs> Jedi'likten kazandığı paraları <laughs> otogaleriye <laughs> benzin benzin istasyonu açtı falan, ha, falan. batırıyor ama sonra <laughs> yani bilmiyorum ne olacak Jedi akademisi açmış kendine. <laughs> Söyledin. Şey gibi yani bir, bir dönemde 90'larda falan üniversite giriş <laughs> zor olduğu dönemde şey vardı ya böyle ne bileyim resim akademi bilmem Kurs, ne. Kurs açıyoruz biz. Cedaylık kursu. <laughs> sertifika veriyoruz falan yani. Akademi hazırlık. Akademi hazırlık yani. Resmi devlet şey tarafından tanınmıyor. <laughs> ee, imparatorluk cumhuriyet tarafından tanınmıyor. Ee, ama hani sertifika veriyoruz şeklinde. <laughs> Bu mu yani? <laughs> Neyse. Ben elçiyim. <laughs> ben elçi, Ben bir şey demiyorum diyorsun. Bu mu? Bu kadar mı? Budur. Eh, iyi peki. Daha önümüzdeki haftalarda enteresan, daha enteresan, daha ilginç, daha hani böyle efendim etli, mutlu e, butlu muhabbetler herhalde çıkacak. Bir soundtrack çıksın, bir soundtrack değerlendirelim. Önce kaydetsinler. İnşallah bitirirlerse. <laughs> John Williams işte özendin mi dedin? Özenmek ne kelime hı hı. diyorum sana. Şey diyor zaten Cezayir Bey, kendisi diyor müzik bir müzik tanrısı diyor yani. Hakikaten müzik tanrısı yani. Ee, çok azılı bir John Williams şu olarak yani ben. Neyse bu çok tartışma yaratacak şeylere girmek istemiyorum burada ayrı <laughs> bir şey açarız kendisine, ayrı bir parantez açarız soundtrack çıktığı hı hı. zaman yani. Ama John Williams yani. Ee, bekliyoruz bakalım TV spotlar çıkacak onları hı -hı. göreceğiz efendim sonra eleştiriler çıkacak eleştirileri değerlendireceğiz diyeceğim ama ilk izleyenlerden biri biz olacağız artık dünyada... siz değerlendirirsiniz bizim eleştirilerimizi <laughs> dünyada ilklerden kesinlikle film hemen biter bitmez telefonla böyle bir şey yapalım diyoruz ne o efendim böyle bir izlenim gibi hı. reaction tepki ilk tepki var mı enteresan fikirleriniz onları söyleyin arkadaşlar değerlendirelim ya filmden sonra ne yapalım ne edelim yani biter bitmez diyorum bilmiyorum. Bitirelim mi? Bitirelim. <laughs> arkadaşlar uzun bir muhabbet oldu galiba. Gene 20 dakikayı bulduk sanıyorum. Çenemiz düştü gene. Kendinize iyi bakınız. Star Wars'la kalınız. Ve son söz olarak programın biliyorsunuz teması İmparatorluk alayına isyan. Bu da seçim öncesi son yayınımız olduğuna göre tahmin ediyorum son başka bir video herhalde girmez araya. İmparatorluk alayına isyan kolay değil arkadaşlar. Gidip oyunuzu lütfen veriniz. Oy veriniz lütfen arkadaşlar oy <laughs> kullanınız şey giyini yapmanı demeyeceğim Neyin? oyuna gelmeyin oyunuzu <laughs> <Oyununuzu> verin <laughs> falan ya da işte boy vermeyin oy verin gibi neyse bir sürü bir sürü şey bulunabilir bu konuda efendim özlü söz <laughs> yaratılabilir lütfen oyunuzu kullanın arkadaşlar ee, resmi isyanımız herhalde oy kullanmak olacak tahmin ediyorum İsyan. İsyan. <laughs> arkadaşlar iyi bakınız kendinize